Hastalara meme kanseri tanısı konulduktan sonra Evet. ne tür ameliyat yapılacağı kararı nasıl veriliyor? Hastalar neler yaşıyor bundan sonra? Hastanemiz ileri bir meme kanseri merkezi olduğu için hastalarla konuşuyoruz. Öncelikle hastanın durumu, sosyal durumu ve hastalığın durumu ile ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Eğer hasta meme koruyucu cerrahi uygunsa meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Tabii bu meme koruyucu cerrahini bahsederken onkoplastik meme cerrahisinden de bahsetmek istiyorum. Onkoplasti nedir? Onkoplastiği, onkolojik cerrahi ve plastik cerrahinin tabiri caizse birleştirmesine oluşuyor. Yani kanser cerrahisinden ödün vermeden plastik cerrahi prensiplerinin uygulanması. Eğer hastanın meme volümü uygunsa, kitle küçükse, başka bir yerde yani memenin başka bir yerinde başka bir odak yoksa o zaman hastaya meme koruyucu cerrahi yani sadece meme kanserinin olduğu bölge çıkarıp temiz bir şekilde çıkarılıp memeyi toparlıyoruz. Hatta plastik cerrahi ekibimiz de aynı zamanda eş zamanlı olarak diğer memede de simetrizasyon yapabiliyoruz. Simetrizasyon nedir? Diğer meme kanseri olan memenin volümü küçülüyorsa tümör alındıktan sonra aynı seansta, aynı ameliyat esnasında diğer memeyi de o şekle getiriyoruz. Buna biz meme koruyucu cerrahi diyoruz. Tabii Anladım. başka teknikler de var. Ne gibi? Eğer memede birkaç odak varsa o zaman ister istemez mastektomi dediğimiz tüm memenin alınması devreye giriyor.